Sizlere çok teşekkür ederim böyle bir toplantı tertip ettiğiniz için. Ben de Türkiye'den bir belediye başkanıyım. Karabük şehrinin belediye başkanıyım. Reformist Parti üyesiyim. Şimdi şöyle konuşmaların hepsini dinledik. Bize de çok faydası oldu. Aşağı yukarı bütün belediye başkanı arkadaşlarımız aynı işleri yapmaktayız. Aynı şekilde bu pandemiyle ilgili mücadelemize devam etmekteyiz. Hemen hemen yaptığımız işlerin içerisinde bir farklılık yok. Ama biraz evvel yerel yönetimlerde ve yönetimlerdeki demokrasi konusuna geldiğimiz zaman biraz tereddüt hasıl olmakta. Benim şu anda 220 ülkede bu pandemiyi takip etmekteyim. Gene İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'daki bütün dostlarımızdan, İspanya'daki dostlarımızdan iletişim halindeyiz. Ki yönetim farklılığında pek bir değişiklik yok. Merkezi hükümetin almış olduğu kararları biz yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar uygulamaya çalışıyoruz. Ve yerel yönetimler merkezi hükümetlerin tamamen beraber paralelinde bir çalışma sergiliyor, normalde gözüküyor. Ama yerel yönetimlerin dinamiklerine göz önünde bulunduran hemen hemen hiçbir ülke yok. Bunu da şu şekilde söyleyebilirim. Yerel dinamikler derken çok kişinin çalışmış olduğu ortamlar, maden işçileri gibi, sağlık problemleri, meslek hastalıkları olan gruplara yönelik bir çalışma faaliyetleri hiçbir zaman yani rapor olarak alınıp değerlendiren yok. Tek bir uygulama ve devam ediyor. Ve size şöyle söyleyeyim. Biraz evvel Akşar Berk Bey dedi ki efendim böyle bir işte uygulama olmayacak. İşte fişleme gibi buna benzer bir ibare kullandı. Ama yerel yönetimler biz çok yakında üstümüze düşen vazife şu olacak. Marketlere herhangi bir kod almamış arkadaşlarımızı sokmayacağız. Zaten ulaşımda sınırlama geldi. Hemen hemen dünyada kod verilmeye başlandı. Ve böylece merkezi hükümetlerin eline pandemiyle beraber çok büyük bir fırsat geçmiş oldu. Diğer bir konuda şu anda bu pandeminin başlangıcıyla ilgili bugüne kadar hiçbir yayın ve burada da bir söz duymadım. Bir pandeminin başlangıcı olan ülke Çin olarak bize belirtiliyor. Kendisindeki hasta sayısını 86 binde tuttu, 4 bin ölüde tutarken dünyada 67 bin hasta ve 200 binlerin üstünde ölüm olayıyla olayı şu anda kapatmış bulunuyoruz. Ve devam edecek bu. Nereye kadar devam edecek bunu da bilemiyoruz. Şimdi buradaki yani bir karar alınamaz mı? Pandemi başlangıcı, dünyada pandeminin başlangıcıyla ilgili bir ön tedbirler taslağı hazırlanamaz mı? Başlangıcında yani başladığı zamanki alınacak tedbirlerle bu işin ilk çıkış noktasında bu işi durdurmanın bir çaresiyle ilgili bir deklarasyon hazırlanamaz mı? Yani şu anda yalnız biz hastalıkla ilgili bir deklarasyon, pandemiyle mücadeleyle ilgili bir deklarasyon hazırlıyoruz. Ama bu pandemiyi başlatan ülkenin hiçbir sorumluluğu yok. Yani bunu da belirtmek istedim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi günler dilerim efendim.